Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Selat ve selamlarımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine olsun. İçel TV ve Klas Radyo'nun sevgili seyircileri ve dinleyicileri, sizleri selamlar, en kalbi muhabbetlerimizi, sevgi ve saygılarımızı sizlere arz ediyoruz. Mersin İl Müftülüğümüz tarafından hazırlayıp sunduğumuz Rahmetten Damlalar programına başlarken hayırlı vakitler, hayırlı günler diliyoruz. Bugün Toroslar İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu hocalarımızdan Asiye Tekerlek Hoca Hanım'la anne babayı konuşacağız ve anneye babaya davranış hallerimizi Kur'an boyutuyla ele alacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum hocam. Nasılsınız sayın hocam? Elhamdülillah iyiyim hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz hocam. Bugün Allah çok nadide varlıklardan bahsedeceğiz. Evet. Allah'ın emanetleri olan ve onları göz bebeğimiz kadar korumamız gereken o iki büyük varlıktan konuşacağız. Evet. Şanı yüce olan Allah anne babaya hürmet etmemizi muhakkak ki Kur'an-ı Kerim'de bizlere emretmiştir. Onların muhteremliği ve haklarını ise diğer kitaplarda da özellikle üzerine durmuş ve bu konuda şiddetle bizlere tavsiyede bulunmuşlardır. Bulunmuştur Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bizler Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda ve hadis ışığında anne babaya davranış hallerimiz nasıl olmalı? Yani Kur'an'ı bir ahlak anne babaya nasıl davranmamız gerektiğini bize bildiriyor. İnşallah hocam, teşekkür ediyorum öncelikle. Tüm seyircilerimize hayırlı cumalar diliyorum. Rabbim yapacağımız sohbetimizi evvela kendi üzerimizde, daha sonra izleyicilerimizin üzerinde tesirli kılmasını istiyoruz. Amin hocam. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım sözümüze inşallah. Anne baba hakkı dedik. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi en nadide varlıklarımızdır. Dünyaya geliş gayemizdir. Onlar geliş vesilemizdir aynı zamanda. Hadis kitaplarının tamamına baktığımızda anne babanın ilişkileri, anne babayla olan ilişkilerimizi düzenleyen pek çok hadisin ihtiva edildiğini görürüz hadis kitaplarının içerisinde. Tabi Kur'an-ı Kerim'in de birçok yerinde var. Hatta Kur'an-ı Kerim'de anne babayı Allah'a itaatten sonra anne babaya itaatin geldiğini, devamen anne babaya itaatin geldiğini görüyoruz. Tabi bu manidardır, böyle rastgele konulmuş bir ifade değildir. Allah-u Teala kendine itaatten sonra, Allah'a itaatten sonra anne babaya itaati emreder. Ki bu da annenin ve babanın Allah-u Teala'dan sonra gelen en değerli varlık, dünyadaki varlıklarımız olarak görürüz. Hadis kitaplarında anne babaya iyiliği anlatırken bir ifadesi kullanılır. Hı hı. Bunun çoğulu da ebrardır. Bunu izleyicilerimiz de bilirler. Ebrar ismi neyi ifade eder? İyiliği, dünyada da ahirette de iyiliği ifade eder. İyilik de bu karşılıksız yapılan iyilik, karşılığı gözetilmeden yapılan iyiliği ifade eder. Bunun tam tersi olan da ukuk kelimesi, isyanı, baş kaldırmayı, hı hı, ve karşı çıkmayı, alakayı koparmayı ifade eder ki zaten kelime itibariyle ukuk kelimesinin anlamı baş kaldırmak, koparmak anlamına gelir. Allah-u Teala'nın emrine baktığımızda Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kerimeyle, İsra suresiyle başlayalım. Rabbin sadece kendisine kulluk etmenizi, ana babanıza iyilik etmenizi, bakın hemen devamen ikinci, hı hı, olarak sıralamada anne babaya itaat etmenizi ve kesin bir şekilde bunu size emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendisine öf bile demeyin. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ diyor ayeti kerimede. Onlara öf ifadesini bile kullanmayınız. Onları azarlamayınız. وَلَا تَنْهَرْهُمَا onları azarlamayınız. Ve her ikisine de güzel söz söyleyiniz. قَيْلًا قَوْلًا كَرِيمًا diye onlara güzel söz söyleyiniz. Rabbin yalnız kendisine tapmanızı ve ana babaya itaat etmenizi buyurmuştur. Eğer ikisinden biri veya her ikisi de senin yanında yaşlanarak, ihtiyarlayarak senin yanında bulunurlarsa onlarla münasebetlerini güzel geçin, onları tazirleme, onları azarlama ve onlara güzel bir şekilde, muhsin bir şekilde davran ifadesini kullanır. Yine başka bir ayet-i kerimede Lokman suresinde Rabbimiz, biz insana ana babasına iyiliği tavsiye ettik.
Anası onu zayıflık anında, üstünde zayıflık çekerek, karnında acı çekerek onu taşımıştır. Ona gebe kaldığından itibaren ta doğuncaya kadar o günden güne güçsüzleşmiş ve ağırlaşmıştır. Tabii annelerin hamilelik dönemindeki yaşadığı güçlükleri anlatıyor aynı zamanda. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olmuştur. Bunların hepsi güç şeylerdir ama onun için biz insana ve bana ve anne babaya şükretmenizi ve iyilik etmenizi tavsiye ettik diye ayet-i kerimede Rabbimiz buyurur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e az önceki anlattığımız ayet-i kerimelere baktığımızda gerçekten Rabbimizin bize olan öğüdü önce kendisine kulluk etmektir. Kendisinden sonra Allah'a, anne babaya iyilik etmektir. Tabii bizim Müslüman olarak gayemiz nedir? Allah-u Teala'nın rızasına ermektir, evet, değil mi? Yani bu gaye üzerinde bir hayat yaşıyoruz. Bütün müminlerin ortak gayesi budur. Allah'a hakkıyla kulluk etmektir ve onun sevgisine, rızasına ermektir. Ve Allah Resulü'nün de tabii ki ilk vahyin ilk muhatabı olan sahabeler de özellikle buna çok dikkat etmiştir. Ve bu yönde çok çok sorular sormuştur Efendimiz Aleyhisselam'a. Soruyorlar Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Diyorlar ki Allah'a amellerin en faziletlisi nedir ya Resulallah? Peygamberimiz Aleyhisselam cevaben buyuruyor ki vaktinde kılınan namazdır buyuruyor. Daha sonra hangisidir dedim diyor Abdullah bin Mesud. Peygamberimiz Aleyhisselam cevaben buyuruyor ki anne babaya itaat etmendir. Vaktinde kılınan namazdan sonra yani Rabbimize sonra evet Rabbimize olan kulluktan sonra hemen arkasında anne babaya yapılan itaattir buyuruyor. Yine ben sonra hangisidir diye sordum Allah Resulüne. O da cevaben buyurdu ki Allah yolunda yapılan cihattır buyurdu. Ben sormaya devam etseydim diyor. Allah Resulü de cevap vermeye devam edecekti ama ben soruyu burada bitirdim diyor. Bakın bazı zamanlarda soruya 3 kere cevap vermiş. Evet. Yani konunun çok ehemmiyetine dayanarak bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için. Bir de aynı zamanda muhatabının eksiğini biliyor. Belki işte mesela bir sahabe gelerek ya Resulallah en faziletli amel nedir? Ben kime iyilik yapayım dediğinde o muhatabı anne babasıyla kırgın dargın olan bir muhatap olduğu için ona ilk söylediği şey anne babaya iyilik etmendir diyor ona da. Yani muhatabına göre en iyi ameli söylüyor muhakkak Peygamberimiz Aleyhisselam. Demek ki muhatabının çok iyi tanıyor Allah Resulü. Buradan bunu da anlıyoruz. O çok iyi tanıdığı muhatabının da nasıl düzelmesi gerektiğinin formülünü veriyor zamanda. Yine Allah'a itaatten sonra acaba neden Rabbimiz anne babaya itaati ele almıştır? Çünkü bak demin dediğiniz şekilde Lokman suresinde bana ve annenize şükrediniz. Evet. Ebeveyninize şükrediniz. Evet. Şükür zaten burada bir teşekkür mahiyetini de taşıyor. İyiliğin karşısında yapılan. Burada ne kadar çok önemli olduğunu vurguluyor. Evet. Neden olduğunu sevgili seyircilerimiz bu cümlelerinizden sonra daha iyi anlayacaklardır. Evet. Şimdi neden olduğunu hadis kitaplarımız çok güzel ifade etmişler. Diyor ki Allah'ın nimetlerinden sonra anne babanın fedakarlıkları gelir aklımıza. Allah-u Teala da nimetlerini verirken bize karşılıksız verir. Evet. Anne baba da iyiliğini yaparken evladına olan şefkati, merhameti karşılıksızdır değil mi? Hepimiz anneyiz elhamdülillah. Evladımıza olan sevgimizde biz neyi gözetiriz? Karşılık gözetmeyiz. Onun iyi bir evlat olması uğrunda hani gerekir yemez yediririz, giymez giydiririz yeter ki onlar hayırlı bir evlat olsunlar diye. Burada bakıyoruz benzetme. Allah-u Teala da nimetlerini karşılıklı ve karşılıksız veriyor. Anne baba da nimetlerini yaparken fedakarlığını karşılıksız yapıyor. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki bir hadis-i şerifinde sizin diyor anne baba çocuklarını büyütürken, fedakarlık yaparken, küçükken zahmetlerine katlanırken büyüsünler de hayırlı bir evlat olsunlar, iyi bir kul olsunlar diye yapar. Ama evlat diyor onlar yaşlandığında onlara iyilik yaparken ölecek zaten. İyilik yapayım da hakkı üzerimde kalmasın diye yapar. Yani buradaki evlatla anne babanın birbirlerine karşı yaptığı iyiliğin arasındaki farkı da ifade ediyor bu hadisi şerifinde.
Yine anne Allah'a itaatten sonra anne babaya itaati gelmesinin benzerliğini yine hadis kitaplarımız şöyle anlatıyor. Dünyaya gelmemizin gerçek sebebi Allah'tır tabii ki. Bizi yoktan var eden, yaşatan ve yaratan O'dur. Ama bizi yaratırken Rabbimiz bizi damdan düşer gibi yaratmamıştır değil mi? Bizi bir vesileyle dünyaya getirmiştir. Bütün zorluklara muhatap olan onlar. Evet. O bir vesileyle bizi dünyaya getirdiği o vesilemizdir işte onlar. İki nadide varlıklarımızdır. Onlar da bizi diyor zahiri ve hukuki sebebe dayanarak dünyaya getirmişlerdir. Bir karı koca münasebeti olmuştur ve ondan sonra evlat dünyaya gelmiştir. Ama varlığımızın evveli sebebi Allah-u Teala'nın kendisidir. Yine Allah-u Teala'nın da itaatten sonra anne babaya itaat etmenin benzerliklerini hadis kitaplarımız şöyle ifade eder. Allah diyor memnun olduğu kullarına karşılığını fazlasıyla verir. Biz bir yaparız Allah-u Teala hatta Peygamberimizin hadis-i şeriflerindeki haber vermesiyle sizin yaptığınız iyilikler diyor karşılığından birebir karşılığından 700 mislin'e kadar sevap alırsınız vardır, karşılığında. Siz bir yapıyorsunuz 700 sevap alıyorsunuz. Bazen 1000'e çıkıyor bu sevap. Bu Allah'ın merhameti ve bizim yaptığımızın niyetiyle. Cömertliği. Evet. Rabbimizin cömertliğini gösteriyor. İşte Allah nasıl ki diyor kullarına yaptığının fazlasıyla daha fazlasıyla merhamet ve lütfundan dolayı daha fazlasıyla karşılık verdiği gibi anne baba da diyor imkanları dahilinde evladına kendisinden daha fazlasını evladına harcar. Yani kendi evladım işte benim anne babam bana bu kadar yaptı ben de ona o kadar yapayım demez. Benim annem babam kendi imkanları dahilinde bana bu kadar yapabildi ama ben bunu daha fazlasını yapabilirim deyip daha fazlasıyla evladına muamele eder. Hatta kendisinden kısar, kendi ihtiyaçlarından kısar, evladına daha fazlasıyla lütufta bulunur, ikramda bulunur. Çok güzel örnekler bu konuda var hocam. Gerçekten hiç kimsenin kendisinin geçmesini veya kendisinden yüksek olmasını istemediği duyguyu bazı zamanlarda insanoğlu taşıyabiliyor. Ama evladının kendisini muhakkak geçmesini ve kendisinden olan bütün nimetleri hatta onda olmasını istiyor insanoğlu. Görmediği, kendisinin sahibi olmadığı, ben yapamadım bunu, benim evladım yapsın, benim evladım buna sahip olsun deyip evladımıza karşı olan fedakarlığımız çıkıyor karşımıza. Bunun karşılığında bu duyguyu Rabbimiz bize kendi fıtratımıza koymuş. Evet. Yani onun bir eğitimini almıyoruz. Ismiyle bu muhabbeti koymuş içimize zaten. Evet. Yani onun ayrıca bir eğitimini almıyoruz zaten. Her anne çocuğu doğduğu andan itibaren içgüdüsel reflekslerle olarak. Reflekslerle o duygu, o iletişim başlıyor zaten. O merhamet başlıyor. Hatta ilk anne karnına düştüğü andan itibaren o çocuk sevgisi, evlat sevgisi gönlümüze konuyor. O ona bir zarar gelmesin diye kendimizi korumaya başlıyoruz. O beslensin diye daha besleyici gıdalar yemeye çalışıyoruz. O incinmesin diye onu incitmemeye çalışıyoruz. İşte herhangi bir çocuğunun anne karnındayken çocuğunda bir tehlike olduğunu sezen bir anne o tehlikeyi atlatmak uğruna kendini feda edecek kadar fedakarlık yapıyor. Bu da anne babanın evladına olan sevgisinin, merhametinin bir tezahürü olsa gerek. Allah-u Teala'nın zaten bizi dünyaya göndermekteki gayesi dünyayı imar etmektir, iyilikle imar etmektir. Tabii iyiliği biz aynı zamanda nereden öğreniyoruz? Anne babalarımızın eğitiminden öğreniyoruz değil mi? Yani ilk terbiye edicimizdir, ilk mürebbiyemizdir annemiz babamız bizim. Fedakarlıklarıyla, sevgisiyle, şefkatiyle. Hatta Edison çok bildiğimiz süper zeka olarak biliriz. Ama Edison'un annesi ne bir gün mektup geliyor, öğretmeninden mektup geliyor. Edison'unla ilgili bir mektup geliyor. Annesi bu mektubu okurken ağlıyor. Tabii Edison neden ağladığını fark etmiyor, bilmiyor. Daha sonra mektup bittikten sonra gözyaşlarını siliyor, evladına sarılıyor. Anne diyor bu mektupta ne yazdı ki sen bu kadar gözyaşı döktün? Niye bu kadar üzüldün? Deyince diyor ki yavrum diyor mektupta diyor ki
Sizin evladınız bir dahi, çok süper zeka. Biz bu çocuğun seviyesine uygun eğitim veremiyoruz. O yüzden bu çocuğu siz bir anne şefkatiyle eğitin. Sizin eğitiminizle bu çocuk büyüsün diyor. Eğitimini diyor. Ya da tamamlayacak. Siz tamamlayın diyor. Daha sonra diyor, o annemin fedakarlığı, özverisi, merhameti annemde, bende diyor öyle şeyler bıraktı ki Edison olmuş işte. Daha sonra dönemin mucidi olmuş. Ve yıllar sonra diyor, annem vefat etti. Bir vesileyle annemin eşyalarını karıştırdığımda o mektubu buldum diyor. O mektubu okudum, baktım ki diyor mektupta, evladınız bir zeka özürlü. Bu evladınız bizim seviyemize uygun değil. Biz buna eğitim veremeyiz. Bu çocuk hiçbir şey anlamıyor. Bu çocuğu siz kendiniz eğitin diyor, yazıyor orada. Ve tabii ileride mucit olmuş. O Edison onu okuyunca annesine olan şefkatiyle o gözyaşını, annesinin döktüğü gözyaşını dökerek diyor ki, anneciğim sen ne kadar da mukaddessin. Beni ben yapan sensin diyor. Burada annenin hani orada o anne aslında bir Müslüman anne değildi. Bir gayrimüslim anneydi. Hani Müslüman annelerde biraz daha vatana, millete, işte Allah'a ve Resulüne hayırlı olsun şuuruyla daha fazla hareket eder gibi gelir bize. Ama anne her ne olursa olsun annedir. Yani bir evladı, zeka özürlü bir evladı mucit yapabilecek başarıya sahip annenin imzası vardır onun arkasında. Aynı zamanda onların şefkatini görüyoruz hayatımızda, merhametini görüyoruz ve onların terbiyesiyle ilk çocukluk anımızda, küçük anımızda aldığımız o terbiye bizde, her ne almışsa, bize her ne vermişse o terbiye bizimle hani mezara kadar bizi insanlarla ilişkilerimizi düzenleyen bir ahlak şeklinde karşımıza çıkıyor. Rabbimiz annelerimize, hayatta olan annelerimize hayırlı ömürler ihsan etsin. Amin. Ve hayatını kaybetmiş, başta benim çok kıymetli annem, nur içinde yatsın diyoruz. Rabbim annelerimize hayırlı ömürler versin inşallah. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, bizler de rahmetler diliyoruz gerçekten. Onların haklarına riayet edebilmeyi bizlere ihsan eylesin ki o yıpranmış, yorulmuş kalplerini bir nebze de bizim güzel davranışlarımız ve merhametimiz onları inşallah iyi gelecek diye düşünüyoruz. Hocam, ayet ve hadis ışığına baktığımız zaman bizlere gerçekten büyük tavsiyelerde bulunuyor ve bunlara kesinlikle uymamız gerektiğini, günümüze baktığımız zaman anne baba haklarına riayet etmeyen birçok kişiyi gördüğümüzde, biz bu ayet doğrultusunda o büyük eksikliği gördüğümüzde gerçekten insanlar yani büyük bir üzüntüye giriyor. Buna da tanık oluyoruz zaman zaman. Çünkü ayet-i celilde 3 şey tek başına zikredilmediğini ifade ediyor. Bir, namazı dosdoğru kılın ve zekatı verin. 2, Allah ve Resulüne itaat edin. 3, anne ve babanıza itaat edin ve onlara, demin aynı Lokman suresini zaten söyleyecektim, siz ifade ettiğiniz için hepsini söylemeyeceğim, onlara şükredin veya teşekkür edin, teşekkür manasındadır. Burada ne kadar çok haklarının olduğunu görüyoruz. Hocam, kişinin anne babasına iyi davranması gerektiğini ayet ve hadislerde gördük ve onlar eğer şayet bu kadar tavsiyeden sonra anne baba, anneye karşı, Allah'a karşı herhangi bir isyan doğrultusunda onlara uymamamız gerektiğini ifade ediyor ve bunun en güzel ifadesini Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan babası olan Azer'i göreceğiz ve görüyoruz. Burada o müşrik olmasına rağmen ve putlara hizmet etmesine rağmen yine ey babacığım diyerek kendisine hitapta bulunmuştur. Bizler müşrik veya gayrimüslim anne babaya davranışı nasıl olmalı diye sorduğumda hocam, belki günümüzde müşrik anne baba az rastlanır diyebiliriz, özellikle yaşadığımız bölgelerde. Ama şöyle değerlendirecek olursak, belki günahkar bir anne baba da diyebiliriz biz bu konuda. Yani evlat, annem babam zaten günah içinde, ben onun bana ne gibi bir saygısı, nasıl bir saygı duyabilirim diyerek kendince nefsani bir duyguyla bunun haklarının önüne geçebilir. Bu gibi tutumlarda bir evlat neler yapmalı? Evet, Peygamberimiz Aleyhisselam'a soruyor sahabe, ya Resulallah, kime iyilikte, ihsanda bulunayım?
annene ve babana diye cevap veriyor. Tabii az önceki söylediğimiz hadisi şerifte. Tabii söylediğiniz gibi her anne baba da doğruyu tavsiye etmiyor. Yani veya işte Allah'a itaati tavsiye etmiyor. Kendi iradesiyle, kendi çabasıyla İslam'ı bulmuş ve yaşama arzusunda olan birçok kardeşimiz anne babasının engeliyle karşılaşıyor. İstemiyorlar. Mesela işte tesettüre girmek isteyen bir şey. Daha geçenlerde öğrencilerimizin birinde karşılaştık. Kendisi tesettüre girmiş kendi gayretiyle. Annesi bu paçavrayı, çok affedersiniz, bu paçavrayı başından çıkarmadığın sürece sana hakkımı helal etmiyorum diyerek ağır ithamlarda bulunuyor. Her anne baba Allah'a itaati de emretmiyor. Hani az önceki ayeti kerimede Allah'a itaatten sonra Allah anne babaya itaati emreden Rabbimiz aynı zamanda başka bir ayet kerimede diyor ki hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi sana emrederlerse veya benim emrimin karşısında sana bir şeyi emrederlerse onlara itaat etme. Onların benim emrim zıttı olan bir şeyi, tavsiyelerini veya emirlerini yerine getirme. Onlara sadece dünyada iyilikte bulun, itaatte bulun, saygıda bulun diye emrediyor. Yani her türlü sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi, bakım açısından ne gerekiyorsa sorumluluklarımızı yerine getireceğiz. Ama hak boyutuyla haklı değiller. Allah'ın hakkını öne çıkaracağız. Çünkü Rabbimizin emirlerini yerine getirmek tüm müminlerin üzerine Allah'ın bir hakkıdır. O hakkı yerine getirme noktasında da karşısına çıkan annemiz babamız dahi olsa, yani o hakkı yerine getirme noktasında anne babamız dahi olsa, o emirlerine itaat etme diye yine Kur'an'ın kesin bir emri vardır orada. Buradan anlıyoruz ki anne babanın makul isteklerine, yani din-i mübine uygun isteklerine ancak evlat itaat edebilir. Mesela bazı anne babalar vardır ki kendinin küs olduğu bir akrabasıyla sen de onunla konuşmayacaksın, hakkımı helal etmem sana diyor konuşursan. Bu küsmeyi emrediyor değil mi? Buradaki anne babanın isteği küsmektir, evladını akrabalık bağını koparmasıdır. Anne babanın işte bu isteğine itaat edilmemesini emreder bize Kur'an-ı Azimuşşan. Onların diyor işte mesela ticaretle uğraşan bir baba evlat beraber çalışıyorken ticarete hile karıştırmasını isteyen bir evlada babaya evladı itaat etmemelidir. Çünkü hileyi Rabbimiz istemiyor. Özellikle ticarette hile yaparak haksız kazanç elde etmeyi de Rabbimiz bizden istemiyor. İtaat noktasında Rabbimizin rızasına uygun emirlerinde, isteklerinde itaat etmeliyiz. İşte kendisinin küs olduğu birisiyle başka bir insanla, akrabasının dışında küs olmasını istiyorsa bunlarla bu isteklerine itaat edilmemesini emrediyor. Yine Said bin Ebi Vakkas Hazretleri Allah Resulüne vahiy geldiği dönemlerde ilk iman eden sahabelerden birisi. Said bin Ebi Vakkas diyor ki bu ayet bana ithafen indirildi. Hani az önce hakkında bilgi sahibi olmadığın bir emirle sana emrederlerse onlara itaat etme ayeti benim üzerime nazil oldu. Yani sebebi nüzulü Hazreti Said bin Ebi Vakkas olduğunu söylüyor Hazreti Said bin Ebi Vakkas. Orada annesi var, müşrik bir annesi var. Kendisi Hazreti Said bin Ebi Vakkas da annesine çok düşkün bir evlat. Yani bazı evlatlar biraz daha anne babasına fazla ziyadesiyle düşkündür. Bu da öyle bir evlat. Ve onun o düşkünlüğünden sonra Peygamberimiz Aleyhisselam'ın getirdiği dine iman ediyor Said bin Ebi Vakkas. Bunu görünce annesi, müşrik annesi çok öfkeleniyor. Biliyor ki evladı kendisine çok düşkün. Onu tehdit ediyor. Diyor ki eğer ki diyor sen bu inandığın dini, saçma dini, hatta alay ediyor. Bu inandığın saçma dini diyor terk etmediğin sürece ben sana diyor ben hiçbir şey yiyip içmeyeceğim diyor. Allah'a yemin ediyor kendi inancına göre. Yemin ediyor. Ben diyor sen o inandığın dinden vazgeçmediğin sürece ben ağzıma hiçbir şey almayacağım, yemek içmeyeceğim ve ben bu şekilde şartlarda öleceğim, tehdit ediyor. Ölünce de diyor sana diyecekler ki vay yazıklar olsun anne katili diyecekler. Sen benim katilim olacaksın deyip onun duygu sömürüsü, ona duygu sömürüsünde bulunuyor.
Tabii bunu söyledikten sonra evladı diyor ki anne bunu yapma. Sen bunu yapsan da ben bu dinden vazgeçmeyeceğim. Ama evladı onu denemek için yapmaya devam ediyor. Ve gerçekten de diyor 2 gün hiçbir şeyi yiyip içmedi. Baktım ki diyor çok güçsüz, dermansız kaldı artık yani 2 günden sonra dayanamaz bir insan açlığa ve susuzluğa. Onun diyor o halsiz bitkin halini görünce ona döndüm, gittim yanına, sarıldım anneciğim. Yani o ifadeyi kullandığı ifadeye bakın, müşrik bir anneye. Anneciğim gel sen bu davandan, inadından vazgeç. Allah'a yeminle söylüyorum ki senin 100 tane başın olsa ve her birine tek tek gözümün önünde versen yine de ben bu inandığım davadan vazgeçmem. Gel sen bu inadından vazgeç deyince evladının kararlılığını gören anne, müşrik anne tabii inadından vazgeçiyor. Çünkü bakıyor ki karşıda İman çok kararlı. İman gücünü görüyor, evet. Yani orada istikrarı görüyor. Kararlılığı görüyor. Bununla vazgeçiyor o davasından. Yine az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın putperest Azer babasına olan ifadesini görüyoruz. İşte babası için babacığım diyor. Bu işitmeyen, görmeyen ve sana faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Gel bunlara tapmaktan vazgeç. Şeytana tapma diyor. Çünkü şeytan Rahman'a isyankar oldu. Onun sana vermiş olduğu bu şeyi vesveseye kanıp da Allah'a asi olma deyince babası ona öfkeyle kızıyor. Diyor ki sen diyor benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Sen benim ilahlarıma hakaret mi ediyorsun? Bağırıyor tabii hakaretle söylüyor. Sen diyor vazgeçmezsen seni taşa tutarım. Defol git karşımdan deyip Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a çok büyük bir tazirde bulunuyor. Bunun üzerine o kadar tazirle karşılaşan Hazreti İbrahim Aleyhisselam yine de o babasına diyor ki tamam senin karşından seni öfkelendirmemek için ayrılıyorum. Ama şunu iyi bil ki diyor ben Rabbime senin mağfiretin için dua edeceğim diyor. Ve tabii bunun üzerine ayet-i kerime geliyor. Sen gayrimüslim birisinin istiğfarın peygamber dahi olsan Allah peygamberin istiğfarını bile gayrimüslim için kabul etmez. Yani onun için mağfiret dilemeni Allah istemez deyip Allah-u Teala'dan bir uyarı geliyor ve ona da istiğfar etmekten Hazreti İbrahim Aleyhisselam vazgeçiyor. Burada görüyoruz ki Hazreti İbrahim Aleyhisselam atamız, örnek şahsiyetimiz kendisine tazirde bulunan babaya bile konuşurken babacığım ifadesiyle konuşuyor. Yani ona saygısızlık etmiyor. Yani bakın orada hem onun putuna tapmıyor, hem onun gösterdiği yolu takip etmiyor, hem de babasına olan saygısından, hürmetinden de ödün vermiyor. Evet. Yine Esma binti Ebu Bekir, bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam'a Hazreti Ebu Bekir'in hanımı da Müslüman olmamış, iman etmemiş ilk dönemlerde. Kendi çocukları ve Hazreti Ebu Bekir iman ettikten sonra onlar ayrı evde yaşıyorlar. Çünkü Hazreti Ebu Bekir aldığı emir gereği onunla aynı evde kalamaz. İman eden bir erkek gayrimüslim birisiyle yaşayamaz. Tabii çocuklarını özlüyor anne. Çocuklarının yanına geliyor ve annesinin, müşrik annesinin yanına geldiğini gören Esma, yani Hazreti Ebu Bekir'in kızı, annesini görünce ona hiçbir şey yapmadan direkt Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Ya Resulallah diyor, annem beni özlemiş, bizi özlemiş, yanımıza geldi. Onunla görüşebilir miyim? Onu onunla ilişkim nasıl olmalı, bana fetva verir misiniz diye fetva istiyor Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam'dan. Peygamberimiz Aleyhisselam da ona diyor ki git anneni karşıla, annene hürmette bulun. O senin dünyaya geliş vesilendir. Senin annendir. Ona hürmet et. Sadece onun sana küfre davet etmesinde ona itaat etme. Ama ona olan hürmetinden de vazgeçme diyerek Peygamberimiz Aleyhisselam öyle fetvayı veriyor. Yine Hazreti Ebu Hüreyre'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam minbere çıkıyor, hutbe vermek için minbere çıkıyor ve minbere çıkarken 3 defa burnu yere sürtülsün ifadesini kullanıyor. Evet, hadis çok manidar. Evet,
öyle diyor söyledi ki diyor üç defa burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün, burnu yere sürtülsün ifadesini öfkeyle ve tekrarla söyleyince diyor biz de korktuk. Ya Resulallah kimin burnu yere sürtülsün evet, diye ya sordu. Ya insanda yani korkacak gibi de değil yani. Değil mi? Bir peygamberin bir ithamı, bir bedduası Allah evet, korusun. Yani o boş konuşmaz, hı-hı, onun konuştuğu vahidir hani Necm hı-hı suresindeki ifadesiyle. O bir şeye böyle öfkelenmişse onu öfkeye getiren, gazaba getiren bir şey olmuştur. Hı-hı. Kimin ya Resulallah diye sorduğumuzda diyor Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam dedi ki anne babalarının ihtiyarlık zamanlarında bunlardan birisine veya ikisine yetişip de cenneti kazanamayanın burnu yere sürtülsün. Allah korusun. Allah korusun. Yani gerçekten onlar hani yine başka bir hadisi şerifinde peygamberimizin diyor ya sizin onlar ya sizin cennetinizdir ya da cehenneminizdir diyor peygamberimiz aleyhisselam. İşte onlar yaşlılıklarında bizim bakımımıza kalmışlar. Evet. Onlara hürmet etmek ve onların ihtiyaçlarını karşılamak bize kalmış. Hı hı. Bize düşüyor çünkü hukuk olarak bize düşüyor. Böyle olduğu halde o anne babasıyla ilgilenmeyip onları hatta şu anda maalesef ki günümüz şartlarında imkanlar çoğaldı. Ekonomik imkanlarımız, gücümüz arttı. Ama huzur evlerinin sayısı da çok arttı. Evet hocam. Huzur evlerindeki kalan anne babalar da maalesef ki zenginlerin, hı hı, daha çok okumuş tahsil sahibi olan evlatların anne babaları kalıyor, hı hı, orada. Yani huzur evleri derken o huzur kendi evladının evinde olmalı. Kendi evladının evinde bulamadığı bir huzuru bir başkasının evladının yanında bulabilmesi mümkün değildir zaten. Hocam ben burada bu soruyu bir annesini huzur evine bırakan gerçekten durumu güzel olan bir kardeşimize sormuştum. Hani şeytan hileleri olarak değerlendirdiğimizde gerçi orayı apaçık olarak insan görebiliyor. Anneme bakabilirim aslında bakmasına varlığım var ama annem orada yalnızlığı giderilsin orada arkadaşları çevresi vesaire gibi o sosyal etkinliklerle annem daha kendini hissedecek diye ifade verdi. Peki dedim ki anneni ne kadar sıklıkla görüyorsun? Ziyaret zamanları ne zaman? Bazen oluyor ki 3-4 ayda uğrayamayabiliyorum diyor. İşte bu kısmını da anlatmaya çalıştık ama bazıları da maalesef bu noktada belki kendince bir vicdan rahatlatması, bol bol bağışlarda bulunabilir. Anneciğim belki paketlerle gidip ihtiyacın olup olmadığını sorabilir. Ama annesinin yüreğinin o andaki yalnızlığını, özlediğini, o terk edilmişliğini, evet, özlemliğini, hasretini, o geçmişi hatırlaması bunu hangi maddiyat, aynen, hangi madde sarabilir ki? Aynen. O kısmında şöyle bir baktığımız zaman ve şöyle ifade ediyor. Buradaki konfor benim evimde yani bakıyorum ki bazı zamanlarda olmayabilir. Çünkü evde olmazsam annem sıkıntı da çekebilir diyerek böyle bir ifade vermişti. Ama konfor yani sadece fiziki konfor değildir, hı hı, insanı mutlu eden değil mi? Orada kesinlikle sevgidir. Yani yakınlıktır. Hı hı. O sevgiyi siz vermediğiniz sürece konfor ne kadar büyük olursa olsun saray bile insanı mutlu etmez yani. Hı hı. Kendi evinde o kendinin ancak temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar evin içerisinde sevgi varsa eğer konfora gerek yoktur aslında. Belki vicdanını rahatlatıyordur onu söyleyerek. Aynen. Hı hı. Ama her ne olursa olsun Allah Resulü'nün ifade ettiği gibi onların yaşlılıklarına yetişip de kendi yanına ilgileneceği bir seviyeye gelmiş de cenneti onların şeyiyle bakımıyla kazanamamışsa eğer vay o kişinin aynı. Evet, burnu yere sürtülsün diyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Rabbim bizleri korusun inşallah. Yine Allah Resulü döneminde Allah Resulü'nün Alkame adında bir sahabe, hı hı, var. Bu sahabenin hastalandığını duyuyor Peygamberimiz Aleyhisselam. Geliyorlar ya Resulallah ölüm döşeğinde ama o kadar uğraşıyoruz ona kelime-i tevhidi söyletemiyoruz, hı hı, diyor. Diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam da gidiyor yanına. Bizzat kendisi de deniyor bunu. Ama gerçekten onların söylediği gibi kelime-i tevhidi söyleyemediğini görüyor. Daha sonra dönüyor yanındaki yakınlarına. Diyor ki bu kişi namaz kılar mıydı? Yani söyleyemiyorum diyor. Ona da söyle dediğinde o ölüm döşeğindeki Alkame de söyleyemediğini söylüyor.
Dönüyor onlara, soruyor. Diyor ki bu kişi namaz kılar mıydı? Evet kılardı ya Resulallah diyorlar. Peki annesi var mı diyor. Bakın hemen anne Allah'a itaatten sonra hemen anne Allah'a, anne babaya itaati öğrenmek istiyor Peygamberimiz. Peki annesi var mı diyor, hayatta mı? Evet diyor ya Resulallah, annesi hayatta. Peki diyor getirin onu. Neden, annesine itaat eder miydi? Hayır, annesiyle itaat etmezdi. Hanımını dinlerdi. Annesiyle alakasını kesti. Hanımı istemediği için annesiyle alakasını kesti. Ve annesine de azarlardı, bağırırdı, çağırırdı, kalbini kırardı. Annesinin de gönlü ona kırgın. Hakkımı helal etmem diyor dedi. Diyorlar. Ve bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselam annesini çağırarak hakkını helal etmesini söylüyor öncelikle. O da diyor ki hayır etmem ya Resulallah, ben ona çok kırgınım. O beni çok üzdü, çok kırgınım, etmem hakkımı deyince. Peki diyor, o zaman sen hakkını helal etmezsen etraftan diyor odunlar getirin. Şurada büyük bir ateş yakalım. Bunu diyor ölmeden önce biz yakalım o zaman diyor. Annesine, annesinin şeylerini, duygularını tahrik ediyor. Bunun üzerine anne endişeleniyor hemen, diyor ki benim gözümün önünde mi yakacaksınız ya Resulallah deyince, evet diyor, yani sen burada senin gözünün önünde yakmasam Allah ahirette zaten yakacak zaten bunu. Yakacak. Sen bunu gözünle gör diye yapıyorum bunu deyince, hayır diyor bunu yapmayın. Ben evladıma hakkımı helal ederim, benim gözüm görmesin onun acı çekmesini deyince, hemen annenin şefkati, annelik şefkati devreye girerek buna engel oluyor. Ve bunun üzerine ölüm döşeğindeki Alkame şehadet getirerek ruhunu teslim ediyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam o kişiyi defnettikten sonra etrafındakilere dönerek diyor ki gördünüz mü diyor, bir kişinin benim vesilemle azaptan kurtulduğunu gördünüz. Siz de diyor buna dikkat edin, anne babanızın kalbini kırmayın, incitmeyin, onların gönüllerini alın, onlara azarlamayın, kötü söz kullanmayın deyip onları da uyarmış oluyor bu hadis-i şerifle. Hocam çok davranışlar var. Her davranışa tabii ki böyle bir hadise olmayacak, olamayacak. Çünkü din tamamlandı ve tavsiyeler, ayetler, hadisler, evet, kaldı. Evet. Kişi bilinçli olduktan sonra zaten o örnekleri, evet, kendine muhakkak ki, evet, bir şiar olarak kabul edecek ve o doğrultuda hareket edecek. Evet. Allah yavrularımıza merhamet nasip, amin, eylesin diyoruz. Amin. Doğru bir bilinç, İnşallah, insan buyursun. Hocam anne babaya görevlerimize gelecek olursak sadece muhakkak ki bu yeme içme, onların bazı maddi ihtiyaçlarını karşılamakla da bitmiyor. Başka birçok görevleri de var. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmama hakkında bizleri zaten gerektiği şekilde uyardıktan sonra anne babaya da hürmet etmemiz gerektiğini ve bu konuda anne babanın ne kadar çok haklı olduğunu, o gibi örnekleri de sizden isterseniz alalım. Anne babaya karşı görevlerimiz derken bizlerin ilk önce algılamamız gereken nokta ne olmalı? Evet. Yani böyle arada bir gidip de ellerini öpüp de anne veya telefonda bir ihtiyacın var mı demek yeterli mi sizce? Evet. Çünkü onların her türlü ihtiyaçları vardır. Gönüllerini saymak, özellikle en büyük ihtiyaçlarını sevgiden olduğunu düşünüyoruz ve sevgi birbirimize mahrum ettiğimiz aramızdaki nesne olsa gerek. Bu konuda neler diyebiliriz? Evet. Hani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hayatı gerçekten bizim için örnek bir hayat. Hazreti Ebubekir'den rivayet edilen hadis-i şerifte Allah-u Teala diyor, bütün günahların karşılığını dünya ahirete erteler, cezasını ahirete erteler. Ama anne babaya olan isyanın, itaatsizliğin karşılığını dünyada mutlaka yapan kişiye ölmeden önce onun cezasını verir. Neden verir? Çünkü ona itaat etmesi gerekiyordu. Diğer insanlara da örnek olsun diye verir. Tabii dediğiniz gibi onlar bizim dünyada sevgiye, saygıya en layık iki nadide varlıklarımızdır. Onların sevgisi bize sevgiyi öğretti aslında. Karşılıksız sevgiyi bize onlar öğrettiler. Hı hı. Kardeşlere karşı şefkati, merhameti bize onlar öğrettiler. İnsanlara karşı saygıyı, sevgiyi bize onlar öğrettiler. O öğrettiği şeyin karşılığını onlara vermek de bizim için çok şey değil aslında. Hı hı. Gerekeni vermiş oluyoruz. Onlara hak ettiği sevgiyi, saygıyı vermiş oluyoruz. Tabii görevlerimiz deyince, Allah-u Teala bizi yeryüzüne gönderdikten sonra bizi başıboş bırakmamış.
bizim dünyadaki mutlu olmamız için de bize rehber göndermiş. Bu elimizdeki Kur'an ve hadis-i şerifler bizim için dünyada da ahirette de mutluluğumuzu belirleyen iki kaynaktır aslında. Bu kaynaklara baktığımızda Peygamberimiz Aleyhisselam'ın özellikle onlara karşı sevgiyi daha çok öne çıkardığını, hani saygı yine sevgiden kaynaklanacak. İnsan zorla sevemez. Zorla sayılabilir ama zorla sevemez. Birini hatır için sayabilirsin ama zorla sevemiyorsun. Önce onlara karşı sevgiyi kaybetmememiz gerekir ki sevginin numuneleri işte dokunmaktır ona, öpmektir. Hı hı. Ona olan sevgimizi söylemektir, seviyorum diyebilmektir, sevgimizi ifade edebilmektir. Onların sadece işte maddi ihtiyaçlarını karşılayıp işte bir konforlu bir huzur evine gönderip de orada onun bütün ihtiyaçlarını karşılamak o anne için yetmiyordur. O anne arada bir o imkanları veren evladını görmek ister, sevgisini görmek ister, göstermemiz gerekir. Anne babaya olan görevlerimizden tabii hadis kitaplarında sıralamış. Onlara karşı güler yüzlü olmayı, itaatkar olmayı çağırdıkları zaman onların işimiz olsa bile işimizi bırakıp onlara hürmet etmeyi, onların isteklerini yerine getirmeyi, geçim sıkıntısı varsa onların sıkıntılarını gidermeyi, hastalıkları ve yaşlılıkları anlarında ihtiyaçlarını gidermeyi, onları hak ettikleri biz hürmette bulunmayı bize hadis kitapları anlatır. Hatta onlara bakmak yükümlü olduğundan dolayı zekatı bile veremiyoruz. Evet, yani sadakayı, zekatı bile veremiyoruz. Farz olan ibadeti onlara veremiyoruz. Bu kadar onların bizim üzerimizdeki yükümlülükleri ve öneminden. Çünkü o görevimiz, yani Allah bize o görevi zaten vermiş. Aynen. Göreviniz olan bir şeyi sevap karşılığı için ayrıca bir sadaka ve zekat veremiyorsunuz onlara. Yine onların vefatında onları rahmetle anmak, arkasından hayır duada bulunmak ve onların dostlarıyla, akrabalarıyla ilişkiyi kesmemek, artık annem babam öldü, benim amcam, teyzem, dayım yok deyip onlarla olan ilişkiyi kestiğimiz zamanlarda zaten onlara en büyük vefasızlığı onlara göstermiş oluyor. Biraz bu oluyor. Örnekleri sık görüyoruz ama maalesef. Onların dostlarına ve arkadaşlarına da hürmette bulunmak, itaatte bulunmak yine onların vefatından sonraki yapacağımız ikram olarak anlatılır. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ve diğer peygamberlerin hayatlarından, hani diğer peygamberden Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hayatından örnek verelim. Hazreti Musa Aleyhisselam bir gün Rabbine, hani Kelimullah'tır Musa Aleyhisselam, Allah-u Teala ile konuşan bir peygamberdir. Allah-u Teala'ya bir gün diyor ki, ya Rabbi bana cennetteki arkadaşımı göster. Evet. Bana cennetteki arkadaşım kimdir? Kimdir? Onu bana gösterir misin? Deyince Allah-u Teala da ona diyor ki, falanca şehre git, falanca mahalleye git, falanca kişi var orada. O senin cennetteki arkadaşındır diyor. Ve Musa Aleyhisselam gerçekten gidiyor ona. Kasap bu kişi de. O kasabın akşama kadar yanında duruyor. Acaba onu cennetlik yapan nedir? Onu gözleriyle görmek istiyor. Farklı bir davranış sergilemesi bekliyor. Evet. O izleyince farklı bir şey görmüyor. Yani normal günlük hayatında devam ettiğini görüyor. Daha sonra hiçbir şey görmeyince merak ediyor tabii, bunun cennetlik yapan şey nedir diye. O kişiye ricada bulunuyor. Diyor ki, ben diyor bugün Allah'ın misafiri olarak senin evinde misafir kalabilir miyim? Bir de geceyi geçirmek istiyor onunla. Acaba gece ibadeti mi yapıyor ki onu cennetlik yapan deyip, geceyi seninle geçirebilir miyim deyip ona teklifte bulunuyor. O da diyor, tabii ki diyor, Allah'ın misafiri başımızın tacıdır, buyur gel. Sonra diyor kasaptan, dükkandan bir parça et aldı bu kişi. Poşetine koydu ve evine götürdü. Daha sonra diyor evine gittik, evinin diyor yukarısında bir şeyin içerisinde, sepetin içerisinde veya hamak diye düşünebiliriz belki de. Küçücük kalmış, böyle artık yaşlılıktan küçülmüş bir kişi, birisiyle diyor ilgilendi. Gidince hemen o götürdüğü etle çorba yaptı. Daha sonra o sepeti yukarıdan indirdi. Onun karnını doyurdu. Ondan sonra onu diyor karnını doyurduktan sonra o anne diyor ona
bir şeyler mırıldandı diyor. Hı hı. Daha sonra diyor onu diyor tekrar yerine koydu, onun gönlünü hoş tuttu, işte suyunu verdi, yatağını temizledi, evini üzerine temizledi. Daha sonra onu yerine koydu, geldi benim yanıma oturdu. Sonra bana diyor yatak hazırlamaya başladı. Ben de diyor yatak hazırlarken dedim ki diyor o kimdir dedim diyor, o benim annemdir dedi diyor. Peki sen ne yaptın ona, ne yapıyorsun dedi hı hı. diyor. O da dedi ki diyor ben her gün geldiğimde onun karnını doyurmadan ben asla kendi ağzıma ve çocuklarıma bir şey koymam. Önce onun karnını doyururum, onun ihtiyaçlarını karşılarım, daha sonra kendi ihtiyaçlarımızı karşılarım. Peki diyor o seninle diyor sen onu işlemi yaptıktan sonra sana bir şeyler mırıldandı. Ne dedi o sana diyor? O da diyor ki diyor aman baba annem işte bana diyor ki diyor Musa senin komşun olsun. Cennette senin Musa komşun olsun yavrum diyor diyor. Nereden diyor Musa Aleyhisselam benim komşum olacak diyor. Tabii tanımıyor karşısındakinin Musa Aleyhisselam olduğunu. Öyle deyince Musa Aleyhisselam gerçekten çok Rabbim diyor sana hamdü senalar olsun. Sen ne kadar yücesin. Hı hı. Sonra o kişinin boynuna sarılıyor. Diyor ki mübarek olsun Allah diyor sana Musa'yı bırak cennette dünyada gönderdi sana hı hı. Musa'yı. Sana diyor cennet arkadaşın geldi ayağına kadar geldi. Hı hı. Sen ne kadar hürmetkar bir evlatsın deyip onu takdirlerini ifade ediyor. Buradan anlıyoruz ki anne çok değerlidir. Kesinlikle. Anne özellikle peygamberimizin hadis-i şeriflerinde annenin senin üzerinde daha fazla hakkı vardır. Hı hı. Çünkü seni diyor 9 ay taşıdı, doğum yaptı ve geceleri doğumundan sonra geceleri uyumadı, yemedi, içmedi. Hı hı. Sen hatta hasta oldun, sen hasta oldun diye o sabaha kadar ağladı yavrum niye hı hı. hasta oldu diye. Annenin senin üzerinde daha fazla hakkı vardır diye anneye daha çok hürmet etmiş. Bazen bu konularda babalar azıcık üzülse de annelerin evet. haklarının bu karşılık, baba da karşılıksız yapıyordur muhakkak ama annenin bu zahmetlerinin evet, karşılığında birazcık kıskanma da oluyordur. Daha farklı, daha evet. Allah-u Teala o kadar merhametli ki Rabbim bu andaki hizmeti de onların haklarını fazla vererek ihsanda buyuruyor. Evet, evet. Yani hiçbir kimsenin emeğini zayi evet, etmiyor hiç hani, hiç zerreyi bile zayi etmediğini görüyoruz. O anne evet. babadan daha çok fedakarlık ettiği için hı-hı. annenin ayağının altına koymuş cenneti. Aynen hocam, aynen. Evet. Aynen. Yine Peygamberimiz Aleyhisselam bir gün ashabına anlatıyor. Diyor ki üç arkadaş vardı. Bu üç arkadaş vadiye çıktılar, yola hı hı. çıktılar ve o vadide bir şiddetli doğa olayı oldu ve bununla beraber diyor bir mağaraya girdiler. O mağaraya girdiklerinde o fırtına yani zor hava şartları kayanın birini diyor şeyin ağzına getirdi, kayanın mağaranın ağzına getirdi ve şey kapandı, mağaranın anladım. Kapısı kapandı. Ve bu kişiler diyor oradan nasıl çıkacaklar? Dışarıya seslerini duyuramıyorlar ki birilerinden imdat istesinler. Hı hı. Nasıl çıkacaklar? Kendi aralarında şöyle bir karara verdiler diyor. Dediler ki biz niyetimiz için sadece Allah rızası için yaptığımız amelleri burada dile getirelim. Rabbimizi de şahit tutalım. Hı hı. Eğer ki bunlar Rabbimiz katından kabul gördüyse Rabbimiz bizi buradan kendi lütfuyla kurtaracaktır dediler diyor ve başladılar diyor söylemeye. Birisi diyor dedi ki diyor ya Rabbi benim yaşlı bir annem vardı. Bu yaşlı bir annemin diyor karnını doyurmadan çocuklarıma asla yemek vermezdim. Hı hı. Ve bir gün annem ben de diyor odun hamallığı yapardım. Ve bir gün gecikmişim ben. Hı hı. Annem de diyor uykuda kalmış onun karnını doyuramamışım. Annem aç karnına uyumuş. Annem aç olduğu için hani o adeti gereği hı hı. kendisi çocuklarına bir şey vermeden, annesine bir şey vermeden çocuklarının karnına doyurmuyor. Ve geldim ki diyor annem aç karnına uyumuş. Çocuklarım benden diyor yiyecek istediler, ayaklarıma sarıldılar, ağladılar. Ama ben anneme saygısızlık edip de onun karnını doyurmadan onlara bir lokma ekmek vermedim. Ve annem sonra uyandıktan sonra onun karnını doyurduktan sonra çocuklarımın karnını doyurdum. Ama bunu sadece senin için yaptım ya Rabbi. Hı hı. Deyince diyor eğer ki bu makbul olduysa onun hatırına bize bu kapıyı arala dedi diyor. Bunun üzerine kapı hafif bir aralandı. Kaya birazcık kıpırdadı. Sonra diğeri devreye girdi. Ya Rabbi benim de çok sevdiğim bir amcamın kızı vardı. Gerçekten çok seviyordum onu. Hı hı. Ve o amcamın kızı
Ya ben evlilik teklif ettim, o teklifimi kabul etmedi. Daha sonra evlendi, fakir birisiyle evlendi. Geçim zorluğundan dolayı maddi sıkıntıları vardı. Ve ben de dönemin zengini olarak benden yardıma geldi. Benim de kendisini çok önceden çok sevdiğimi biliyordu. Ve benden yardıma geldi, desteğe geldi. Ben de ona çok sevdiğim için bunu fırsat bildim ve ona dedim ki sen benimle beraber olursan ben sana şu kadar maddi yardımda bulunurum dedim. Ve gerçekten o da çok zor şartlarda olduğu için o da bu teklifimi kabul etti. Ama ben diyor tam ona dokunacağım anda o bana dedi ki Allah'tan kork. Sen ben sana iffetimi, namusumu teslim ederken ben zaruretten yapıyorum bunu ama sen Allah'tan kork deyince diyor. O esnada diyor senin korkun geldi gözümün önüne ve ellerimi çektim ve bunu sadece senin için yaptım ya Rabbi. Eğer isteseydim o önüme gelmiş bir fırsattı. Onu değerlendirirdim ama senin rızanı kazanmak için o parayı verdiğim parayı ona tekrar aldığım parayı tekrar geri verdim ve altın verdim ona 100 akçe altın verdim ve onu da tekrar geri gönderdim ve ona dokunmadım ya Rabbi. Bunu senin için yaptım deyince kaya biraz daha aralandı diyor. Tekrar üçüncü kişi işte ücretle bir amele çalıştırıyordum. Her gün ücretini veriyordum ama bir gün ücretini almadan gitti. Ve o gittiği için onun ücreti elimde kaldığından dolayı o dönün bir gün döner de bu hakkını ister diye ben onun o parasını işlettim. O günün değerinde işlettim ve kuzular koyunlar bir sürüsü oldu o paranın. Daha sonra yıllar sonra bu kişi geldi ve ona ben dedim ki bu senin hakkındır diyerek o kuzuları sürüleri ona verdim. O da be adam sen sersem misin, salak mısın, aptal mısın diyerek bana alaycı bir şekilde bunu nasıl yaptın böyle bir şey yapılabilecek bir şey değil sen benim o küçücük paramı işlettin de bunu mu yaptın deyince evet bunu sadece hakkı geçirmemek ve Rabbimin rızasını kazanmak için yaptım deyince o kaya diyor tamamen aralandı ve oradan çıktılar. Bakın diyor siz de bu Allah rızası içine gözeterek yaptığınız bu davranışın karşılığını bırakın ahirette Rabbim cennetini vermeyi. Dünyadayken zor anınızda sizi kurtarır. Dünyadaki zorluktan da sizi kurtarır. Buradan anlıyoruz ki anne babaya hürmetin her şeyden önce geldiğini, evlatlardan ve daha diğer varlıklardan önce geldiğini görüyoruz. Rabbim bizi itaatli evlatlardan eylesin inşallah diyoruz. Amin hocam, amin. Gerçekten Allah-u Teala'nın okullarına vermiş olduğu ihsanı bizler de adeta aslında bu dünyada bazı o güzellikleri, o olağanüstü hallerle de karşılaşıyoruz. İnsan evet. mükafatını da evet. görüyor çoğu evet. zaman. Bizleri çok derinlere götürdünüz hocam. Allah Teala şuur nasip eylesin inşallah. Amin, amin inşallah. Hocam evlatlar arasında ayrım yapan anne babalara gelecek olursak bu konuda bazı şikayetler duyuyoruz. Bazı evlatları da dinlediğimiz zaman özellikle bir çocuk eğitiminde bazı zamanlarda kızlarımıza, kursiyerlerimize eğitim verirken hocam siz bilmiyorsunuz işte annem de işte bu revam, İslamiyet bunu mu söylüyor? Evet, evet. Annem işte kardeşler arasına ayrım koyduğunu veya öbürünü daha çok sevdiğini veya kendisini hiç sevmediğini ifade ediyor. Bu birçok zamanlarda mal varlığıyla da alakalı kısma giriyor. O kısımda da bazen sıkıntılar yaşanılıyor. Ben anne olduğum için Allah evlatlarımızı salihlerden eylesin, iyilerden eylesin. Hiç evlatlarımızın arasında ayrım olmadığını görüyorum. Çünkü mümkün değil. Ayrım etmek mümkün değil. Ama bazı zamanlarda eğer bazı çocukta bir sıkıntı varsa insan ona belki biraz daha üzülebiliyor. Ayrım eğer buysa evet. bu ikisinin arasındaki ayrım değil. Çocukların arasında ayrım değil aslında. Ama baktığımız zaman evlatların arasında anne baba ayrım koymaz iken yanlış anlayan anneler mi ya çocuklar mı yoksa gerçekten bu ayrım söz konusu mu? Evet, yapıldığında neler tavsiye edersiniz veya bu konuda biz sevgili seyircilerimize neler söyleyebiliriz? Evladım bu konudaki tutumu da nasıl olmalı ayrıca? Öyle bir şey farz edelim ki sezdi çocuk. Evet, evet. Nasıl bir tutum sergilemeli annesine babasına karşı? Çünkü siz dediniz ki anneye babaya hiçbir öf bile denilmeyecek İsra evet. suresinde. Evet. Onlara karşı hiçbir tavırda bulunmayacağız. Hoş olmayan bir tavırda. Ama bu haksızlık karşısında neler yapmalı? Duruşumuz ne olmalı? Hani derler ya Elif gibi dimdik olabilmek, Elif gibi dimdik olabilmek için de Elif'i gönderen Rabbimize çok iyi iman etmek gerekiyor. Haksızlık karşısında
Peygamberimiz Aleyhisselam'ın güzel bir hadisiyle cevap vereyim ben. Hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki, bize iyilik yapıldığı zaman biz de iyilik yaparız. Bize kötülük yapıldığı zaman biz de onun karşılığını veririz. Diyenler gibi olmayın diyor. Öyle yapanlar, onu söyleyenler, söyleyen insanlar gibi olmayın. Yani evladına ayrım yapmayan bir anne, hani bunu anne baba için alalım bu hadisi şerifi. Anne babasını, evladına iyilik ayırt etmeyen anne babaya iyilik zaten herkesin yapabileceği bir şey. O sizden ayırt etmiyorsa siz de ona ayırt etmeyeceksiniz. Hani yine İslam alimleri derler ki, iyiliğin karşılığında yapılan iyilik, satın alınan bir malın karşılığında ödenen para gibidir. Ve herkesin yapabileceği yani bir karşılık. Yani olağan şeydir bu, olması gereken şeydir. Yani sen bir malla satın aldın ve onun karşılığında parayı veriyorsun satın aldığın kişiye. Bu zaten olması gerekir. Yapmazsan kişinin hakkına girmiş olacaksın. Ama iyiliğin hani Kur'an-ı Kerim'de, hadis kitaplarında anne babaya olan muamelede bir ifadesi kullanılır. Onu sözümüzün başında da söylemiştik. Bir ifadesi de karşılık beklemeden yapılan iyiliği ifade eder, kapsar. Yani dünyada da ahirette de karşılığını beklemeden yapılan iyiliği ifade eder. Öyleyse onlar bize ayırt ettiği zamanlarda, ayırt etmediği zamanlarda seveceğiz, ayırt ediyorsa sevmeyeceğiz diye anlamına gelmemeli o sözde. Yine onun bir ifadesinin tersi de ukukul valideyn ifadesini kullanır. Ukukul valideyn de anne babayla ilişkiyi koparmak. Anne babaya başkaldırmak, ilişkiyi koparmak. İşte anne babanın bir eksiği var. Maalesef ki hani biz biraz daha toplumun içinde olan bir görevimiz olduğu için bize fetva sormak adına yine bu özel hallerini anlatıyorlar. Annem babam bize bunu yapıyor. Biz bunun karşısında ne yapmalıyız deyip bize soruluyor. Bunun karşısında onlara tavsiyemiz yine Allah'ın rızası doğrultusunda oluyor. Diyoruz ki o anne baba hani hadis-i şerifte söylediği gibi iyilik yaptığı zaman iyilik yapmayacağız o anne babaya. Kötülük yaptığı zaman da onlara iyilik yapacağız. Çünkü Peygamberimiz iyilik kelimesinin anlamını o şekilde, iyilik nedir ya Resulallah diye sorduklarında, sana gelmeyene sen gideceksin diyor. Sana vermeyene sen vereceksin. Sana sövene sen sövmeyeceksin. İyilik budur. Biz burada annemizden babamızdan olur ya, insanlık hali, her anne baba aynı şuurda olmayabiliyor yani. Bazen belki de evladın farkından dolayı bazı evlatlarını daha fazla sevebiliyor. Hatta bazen ileri gidiyor, onların üzerine kendi üzerindeki bir malın tapusunu verebiliyor. Diğerlerinden mal kaçırıp evladının üzerine bir şeyi tapulayabiliyor. Yani tamamen şikayet edilen gibi yanlışlar yapabiliyor. Ya da güven de söz konusu olabilir. Öbür çocuğunun belki güvenmeyebilir. Belki de o şekilde görüyordur ama onun o yanlışı sizi gördüğünüz bir yanlış diyor, başka bir yanlışa sürüklemesin. Çünkü o bir yanlış yapıyor. O yanlışın karşılığında sen de aynı yanlışı yaparsan o zaman o yanlışı yapan kişiden bir farkımız kalmayacaktır. Yani geçerliliği ne kadar kendince önemli olursa olsun, bir yanlışsa onu yap. Yani yanlıştır. Bu güven gibi de olsa demin örnekte verdiğimiz şekilde, keza ona güvense de yine de bu bir hak değil. Haktır. Haka riayet etmek adına eşit olmaları gerektiğini. Eşit olmalarıdır. Yani tamam, anne baba yapmıştır öyle bir hatayı. Yani yaptığının karşısındaki yapacağı davranışımızın nasıl olmasını söylüyoruz. Onun karşısında bile annemizi, hani müşrik bir anne babaya dahi hürmet etmeyi isteyen Allah-u Teala, yanlış yapan bir anne babaya da itaat etmeyi emreder. Çünkü hocam miras ve bölüşme Kur'an-ı Kerim'de eşit belirlenmiştir. Olarak. Evet, eşit olarak verilmesi gerekiyor. İşte Kur'an'ın emrine uygun yapması gerekiyor. O anne baba yanlış yapmış. Çünkü Allah'a itaat etmemiş. Allah'ın gösterdiği doğrultuda taksimatı yapmamış. O bir yanlış yapmış, evet. Ama o yanlışın karşılığı bir başka yanlış değildir. Her ne olursa olsun. Hatta bazen o yanlışı yapan anne baba bazen pişman olup hiç de o üzerine mal verdiği evlat kendisine bakmıyor da hiç vermediği evlat kendisine bakıyor, ilgileniyor. Sonra o anne baba utanıyor, özür diliyor.
helalleşmek istiyor o evladından. Ben yanlış yaptım, bana hakkını helal et. Bu hatamdan dolayı beni affet deyip evladından özür dileyebiliyor. Yani o yanlış karşısında bile evlat doğruluktan vazgeçmemelidir, doğruluktan ayrılmamalıdır. Çünkü anne babanın yanlışı bizde o yanlışın devam ettirmesini gerektirmez. İnsanın bir akıl süzgeci vardır. O akıl süzgecinde de doğrular ve eğriler birbirinden ayırt edilebilir. O yanlış karşısında da bizim dost doğru kalabilmemiz. Yine başka bir hadis-i şerifte Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki, anne babanıza sövmeyiniz diyor. Bunu duyunca sahabe, ya Resulallah diyorlar, kişi anne babasına nasıl söver? Sövebilir mi anne babasına? Maalesef günümüz şartlarında da bu da yaşanıyor, alenen yaşanıyor da. Yine hani normal şartlarda olmaması gereken bir şey. O da diyor ki, sen diyor bir başkasının kutsalına, annesine babasına söversen o da ne yapar? Ben de seninkine der. O da senin anne babana söver ve onun sövmesine sen vesile olduğun için, o yanlışı sen ona yaptırdığın için sen sanki kendi anne babana sövmüşsün gibi olur. Çünkü kötü söz sahibinindir derler. O kötü sözü sen çıkardın ağzından, tekrar sana geri döndü. Öyleyse sözlerimize, anne babamıza olan hürmetimiz, düşmanımız da, yani düşmanımız gibi bize bir yanlış yapıyor olsa bile onlara karşı sövme veya hakaret etme, onları küçük düşürme, insanların nazarında aşağılama hareketi bir Müslüman da olmamalıdır. Her şeyiyle onlar bizim dünyaya geliş vesilemizdir. Sevgiye ve hürmete en layık olan Allah'tan sonra ikinci sıradaki onlardır. Onlara olan görevlerimizi unutmadan, onlara incitmeden, kırmadan, gönüllerini alarak onların haklarını helal etmelerini bu dünyadayken istersek eğer, zaten kişi anne babasını razı etmeden, Allah'ın rızası anne babanın rızasındadır. Allah'ın gazabı da anne babanın gazabındadır buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam. O gazaba uğramamak için biz de ölçülü hareket etmeli, doğruları yapmalıyız inşallah. Hocam, anne babalarımızın bizim üzerimizdeki haklarını konunun başına şimdiye kadar anlattınız. Allah razı olsun. Ve onların bir hakları muhakkak ki ihlal ettiğimiz durumlarda onlardan gidip özür dileyip, onlardan haklarını helal edip belki bu acıyı onarabiliriz. Peki kaybetmiş olduğumuz anne babalarımızın bir daha öyle bir hakka, şansa sahip değiliz. O andaki bir bu gibi bir onarıma geçecek olursak telafiyi nasıl yapabiliriz? Eğer ki hayatlarındayken kıymetlerini bilmemişsek, hayat vefatlarından sonra kıymetini nasıl telafi edebiliriz? İşte onlar hakkında onları rahmetle anmalı, onların yakınlarından helallik istenmelidir. Onun kardeşi varsa, kız kardeşi varsa, erkek kardeşi varsa onun en yakınından helallik veya istenmeli. Veya sevdiklerinden de olabilir. Sevdiklerinden mi? Başka sevdiği arkadaşları, çok can dost kardeş bildiği arkadaşları vardır. Onlardan helallik istenmeli. Onları onun yerine koyup onlara hürmet etmeli ve onların mağfireti için Allah'a dua etmeli. Kabirde ve ahirette Rabbimizin rahmeti için onlara dua etmeli ve onlar için yaptığı hatanın özrünü Rabbinden dilemeli ve onlara yapılması gereken, hayattayken yapılması gerekenin vefatından sonraki yapacağı rahmet dilemeli. Onlar adına hayır de hasenatta bulunmalı, sevabını onlara bağışlamak üzere tasaddukta bulunmalı ve sevdikleriyle helalleşmelidir. Bunu Rabbimiz affeder mi, telafi eder mi? O da Allah'u İnşallah. Alem diyoruz. İnşallah. Çünkü üç kişinin amel defteri kapanmıyor ya. Hayırlı evet. Evladın amel evet. defteri evet. bir nebze de olsa onları hatırlatacak. Evet. Rabbül Alemin de bazı şeylere vesile edebilir inşallah. Hatta İsra suresinde buyuruyor ya, onlar için dua ederken diyor, onlar beni dünyadayken nasıl merhametleriyle, şefkatleriyle bana muamele ediyorlarsa, sen de onlara ahirette onlara öyle merhamet et, kabirlerinde öyle merhamet et deyip dua edin diyor. Yani duanın şeklini de öğretiyor Allah-u Teala bize. Onlara o şekilde dua edip en azından vicdanımızı rahatlatabiliriz. Yani geriye dönüşü olabilir mi? Onu da Rabbimiz artık kendi amellerimizin samimiyetiyle onu değerlendirecektir mutlaka. Evet.
Hayatta olan anne babalarımıza sıhhatler, afiyetler diliyoruz. Evet. Onların haklarına riayet edebilmeyi biz evlatlara da ihsan eylesin. Ölmüş olanlara da Allah'tan mağfiret ve rahmetler diliyoruz. Evet hocam. Nurla dolsun kabirleri inşallah. İnşallah. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben Allah teşekkür razı olsun. Ediyorum. Başka haftalarda başka bir konuda sizi tekrar konuk etmek isteriz. İnşallah. İlminizi Rabbül Alemin artırsın. Amin, ayağınıza, cümlemizin, yüreğinize sağlık diyoruz hocam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyircilerimiz ve dinleyicilerimiz, bir programın daha sonuna geldik. Bugün Toroslar İlçe Müftülüğü Kur'an Kursu hocalarımızdan Asiye Tekerlek hocamla anne babanın haklarını konuştuk ve onların haklarına nasıl riayet etmemiz gerektiğini Kur'an ve hadis ışığında irdeledik ve sohbetler ettik. İnşallah sizlere faydalı olmuşuzdur. Gelecek hafta başka bir hoca hanımla, başka bir konuyla tekrar buluşmak, görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Yeah.